Aşağıdaki tabloda f ve h fonksiyonları ile türevleri olan f üssü ve h üssünün x eşittir 3'teki değerleri verilmiş. Bir bakalım. x 3'e eşitken f fonksiyonunun değeri yani f 3 6'ymış, h 3 0, f üssü 3 yani f'in türevinin 3 noktasındaki değeri 6, h üssü 3 de 4'müş. Buna göre bizden fx çarpı hx'in x'e göre türevinin x eşittir 3'teki değerini bulmamızı istemişler. Evet. Haydi bakalım. Şimdi mesela gx fonksiyonunu fx çarpı hx olarak tanımlayalım. Evet fx çarpı hx. Buradaki gösterim bu fonksiyonun x'e göre türevidir öyle değil mi? Evet hemen yazıyorum. g üssü x fx çarpı hx'in x'e göre türevidir ve bizden bu ifadenin x eşittir 3'teki değerini bulmamızı istedikleri için bulmamız gereken şey aslında g üssü 3'tür. Evet, bunun neye eşit olduğunu bulmak için önce burayı incelemek istiyorum. Hakkında bazı şeyler bildiğimiz iki fonksiyonun çarpımının x'e göre türevini almamız gerekiyor. İki fonksiyonun çarpımının türevini almak için çarpım kuralını uygulayabiliriz öyle değil mi? Çarpım kuralını uygulayacak olursak birinci fonksiyonun türevi yani f üssü x çarpı ikinci fonksiyon yalnız ikinci fonksiyonun türevini almadığınıza dikkat etmenizi istiyorum. Artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi yani h üssü x. Evet g üssü 3 içinde x gördüğümüz her yere 3 yazacağız f üssü 3 çarpı h3 artı f3 çarpı h üssü 3. Evet, bunun ne eşit olduğunu hesaplamamız gerekiyor artık. Bu arada tüm bunların ne eşit olduğunu bildiğimizin farkındasınız değil mi? Bakın, f üssü x'in 3'teki değeri 6'ymış. Harika bunun yerine 6 yazabilirim. h 3'ün neye eşit olduğunu da biliyoruz. x eşittir 3 iken h x'in değeri 0. Buraya da 0 yazalım. İfadenin ilk kısmı için 6 çarpı 0'dan 0 elde edeceğiz ama bunu az sonra yazalım. f x x 3'e eşitken evet 6'ymış. Evet buraya da 6. Son olarak h üssü 3 x 3 iken h üssü x de 4'müş. Başka bir deyişle h'nin türevinin 3 noktasındaki değeri 4. Evet, 4'ü de not ettik. Ve sırada bunun neye eşit olduğunu hesaplamak var. İşin en zor kısmı belki de değil mi? 6 çarpı 0, 0 eder artı 6 çarpı 4'ten g üstü 3'ü 24 olarak buluruz. Evet, işte bu kadar.